Programlar nerede tutulur? İşlemciye ne yapmasını istediğimizi söyleyen programlar olmadığı sürece işlemci bir işe yaramaz. Peki bu programlar nerede tutulur, çalıştırılır? Bu programların içerdiği komutlar işlemciye nasıl ulaşır? Bilgisayarda tüm programlar sabit diske tutulur. Peki sabit diskte tutulan bu programların çalıştırılması aşaması nasıl gerçekleşir? İşlemci her saniyede milyonlarca hatta milyarlarca komutu işleyebilir. Sabit disk işlemcinin komut işleme hızına ulaşamaz. Bu sorunu ortadan kaldırmak için programlar sabit diskten alınarak RAM yüklenir. RAM'den de işlemciye aktarılır. Bir program RAM'e yüklendiğinde ve işlemci kendisinden istenileni gerçekleştirdiğinde buna program veya yazılım çalışıyor deriz. Verinin sabit disk RAM ve işlemci arasındaki akışı tek yönlü bir işlem değildir, işlemcinin yaptığı işlemler sonucunda ürettiği verilerde. İşlemciden, RAM'e ve oradan da sabit diske alınarak, sabit diskte tutulur. RAM'ler sabit disklerden hızlı olduklarında göre, işlemci ile uyum açısından neden sabit disk yerine sadece RAM'leri kullanmıyoruz? Birincisi sabit diskler RAM'lerden yüzlerce kat bilgiyi saklayabilirler, İkincisi, RAM'ler bilgisayarı kapattığınız anda üzerindeki tüm bilgileri kaybederlerken sabit diskteki bilgiler kaybolmaz, yüksek oranda bilgi tutabilen ve bilgisayar kapalıyken de üzerindeki bilgileri kaybetmeyen bir belleğin üretim maliyeti sabit diskin maliyetinden çok daha fazladır. Bu nedenle tüm programlar sabit diskte tutulur ve çalıştırılmak istenen program RAM'e alınarak hızlı bir şekilde çalıştırılır.